Vegan ve vejetaryen anne adaylarında beslenme önerileri. Vegan ya da vejetaryen anne adaylarında genellikle görülen riskler şunlardır. B12 eksikliği, protein eksikliği, kalsiyum eksikliği, hatta demir çinko yetersizliği de görülebilir. Vegan anne adayları için risk biraz daha fazladır. Özellikle B12 ve kalsiyum eksikliği daha da hat safhalara çıkabilir. Genellikle bu eksiklikleri gidermek adına belli başlı yer değiştirmeler yapmamız gerekiyor. Vegan ya da vejetaryen anne adayları için görülen demir yetersizliğini gidermek adına bunu bitkisel kaynaklı besinlerden sağlamamız gerekiyor. Bunların başında kuru baklagiller geliyor. Bunlardan sonra kuru yemişler geliyor. Fındık, ceviz, badem, kaju gibi. Bunlardan sonra da tabii kahvaltımıza biz birer tatlı kaşığı ya da bir yemek kaşığı pekmez ekleyeceğimiz pekmez ile de bunun üstesinden gelebiliriz. Ya da ara öğünlere ekleyeceğimiz keçi boynuzu. Bunun dışında yine ara öğünlere tüketeceğimiz meyve olarak özellikle koyu renkli meyveleri tercih etmemiz de demir yetersizliğini gidermemize yardımcı olacaktır. Görülen diğer yetersizlik ise omega 3'tü. Balık tüketimi olmadığı için omega 3'ü alamıyoruz. Bunun yerine bitkisel kaynakları koyarak omega 3 ihtiyacımızı karşılayabiliriz. Bunların başında ceviz geliyor, keten tohumu geliyor ve semizotu geliyor. Bunları yine diyetimize koyarak omega 3 ihtiyacının bir kısmını karşılayabiliriz. Eğer yeterli olmazsa suplement desteği de koyabilirsiniz. Tabii ki bu hekim kontrolünde olması en iyi seçenek olacaktır. Vegan ya da vejeteryan anne adaylarında görülebilen bir yetersizlik ise kalsiyumdur. Kalsiyum yetersizliği daha çok vegan anne adaylarında görebilmektedir. Bunun yetersizliğini gidermek adına bitkisel kaynaklardan nasıl bunu karşılayabiliriz diye konuşacak olursak burada baş tacı yeşil yapraklı sebzeler olması gerekiyor. Yeşil yapraklı sebzelerden de biz kalsiyum ihtiyacımızı karşılayabiliriz. Tabii miktarı biraz daha arttırmamız gerekiyor. Bunun dışında ikinci sırada ise kuru yemişler gelmektedir. Yine ceviz, badem, fındık, kaju gibi kuru yemişleri tüketerek de yine kalsiyum ihtiyacımızı kısmen karşılayabiliriz. En son olarak folik asit, D vitamini, çinko gibi besin öğelerinde yetersizliği görülebilir. En azından bu eksikleri gidermek için düzenli aralıklarla kan tahlili yaptırıp görülebilen bir yetersizlik sağlanabiliyorsa bitkisel kaynaklarla, sağlanmıyorsa hekim kontrolünde suplement desteğiyle bu yetersizliklerin üzerinden gelebilirsiniz. Sağlıcakla kalın.